Sevgili seyirciler, Mozart'ın Türk Marşı'nı Türk sanat müziği enstrümanlarıyla dinlediniz mi hiç? Son dönemde Türkiye'nin yetiştirdiği kanun ustalarından Itri İmanlı, Türk ve klasik batı müziğini buluşturan yeni bir bakış açısı getiriyor. Aynı zamanda fizik mühendisi olan İmanlı, açtığı okulda yeni müzisyenler yetiştiriyor ve grubuyla beraber Itri bugün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Ama önce haberimizi izleyelim ve daha sonra bu muhteşem konsere dönelim. Bir yanda Dede Efendi Münir Nurettin, Selahattin Pınar, diğer yanda Mozart, Beethoven, Bach. Türk müzik tarihinin en kısır dönemini yaşadığımız bu günlerde kanun ustası Itri İmanlı, Doğu ile Batı'yı birleştiriyor. Fizikte birleşik alan teorisi vardır. Tüm fiziğin tüm şeylerini birleştirmeyi arzu eden. Müzikte de öyle bir tüm müzik türlerini birleştirmeyi hedefleyen bir ekolü inşallah burada yaratacağız. Yaptığı çalışmaları Do ismini verdiği albümde toplayan İmanlı 7 yaşından beri kanun çalıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden mezun oldum. Orada arkadaşlarımla bir topluluk kurmuştum. O topluluğu çalıştırıyordum. Itri İmanlı İstanbul Kadıköy'de açtığı okulda da 7'den 77'ye müzik dersi veriyor. Zaten hayran oldum, bu sesi deneyebilir miyim dedim. Denedim, başlarda hep zorlandım, ses çıkartamadım. Ama sonradan işte hoşuma gitti, bir şeyler çalabiliyor. Kanun, ud, gitar, ney ve diğer enstrümanlar. Öğrencilerin kimi öğrenci, kimi iş adamı. Çok fazla şarkı dinlerdim çocukken de. Gitarda genelde böyle pop parçaları çalınır. O yüzden çok hoşuma giderdi küçükken. Ama şimdi bu kursa başladıktan sonra daha çok klasik eserlere yönelmeye başladık. Şu anda Bach'ın bir eseri üzerine çalışıyoruz. Müzik okulunda bir de koro var. Dahiliye varan zekayı, müzikal kabiliyeti ve disiplini birleştirmeyi başaran Itri İmanlı'nın eserleri ne yazık ki yurt dışında daha fazla ilgi görüyor. Sevgili seyirciler, Itri İmanlı ve ekibi canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Size hemen sormak istiyorum. Kanunu piyano gibi çalıyorsunuz ve kanunda bir takım akorlar hatta basıyorsunuz ve buradaki komaları da çok net bir şekilde kullanıyorsunuz. Bir yerde de arp gibi kullanıyorsunuz kanunu. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi tabii ki enstrümanımız Türk müziğinin piyanosu olarak addedilebilir. Ancak bunun dışında kanun geliştirilmeye çok açık, ufku çok geniş bir enstrüman. Ben bu yolda kendimi öğrenci kabul ediyorum. Yani bu enstrümanın her geçen gün çok geliştiriyorsunuz gelişmiş. Kendinizi. Evet. Bu bir uzay, ben bu uzayda yolculuk ediyorum. Hiçbir zaman belki sonunu göremeyeceğim. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Vallahi daha çok talebe çalıştırmakla meşgulüm. Ama kendinize kendim de tabii aslında onlara bir şeyler öğretirken ben de öğreniyorum. Aslında öyle bir karşılıklı çift gerektirme durum mevzubayız. Peki şimdi 2006 dünyada Mozart yılı, hı hı. Ve Mozart'ın Türk Marşı çok meşhur, biliyorsunuz, çok ünlü. Aslında bu bir piyano sonatının, daha doğrusu La Majör piyano sonatının rondo bölümü. Rondo bölümü. Peki şimdi kanunla bu piyano sonatını değerli izleyicilerimize dinletebilir miyiz? Tabii ki, çok buyurun. Kısa bir şekilde. Buyurun. Daha uzunluğu albümümden de dinleyebilirler. Müzik
Çok teşekkürler. Gerçekten yaptığınız çok zor bir iş. Buradaki komaları kullanarak Türk Marşı'nı da bizlere bir Türk enstrümanıyla dinlettiniz. Ama şimdi Doğu Batı sentezini bizlere sergileyeceksiniz. Şimdi bu bir oryantasyon kompozisyonu. Ya oryantasyon kelime manası biliyorsunuz. Batıdan doğuya yönelmek. Öyle bir sentez hazırladık. Besamo Mucho ile başlayacağız. Bir Latin klasiği. Arkasından bir Macar rapsodisi yapacağız ve bizim Nihavent Longa'mızla bunu finale bağlayacaksınız. O zaman sizleri keyifle ekran başındaki değerli seyircilerimizle izliyoruz. Thank you.
sağlık. Çok teşekkür ederiz. Buraya kadar geldiniz ve bize muhteşem bir müzik ziyafeti verdiniz. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, bu gece Hazreti Muhammed'in 1435. doğum yıl dönümü. Mevlüt Kandilinizi yürekten kutluyoruz. Birazdan yeniden birlikte olacağız.